YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için Kahramanmaraş'ın meşhur tuzlu çörek tarifini hazırladım. Şekerli çörek tarifi kanalımda mevcut. Linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Her bayram tüm evlerde muhakkak yapılır. Şimdi birlikte tuzlu çöreğin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yoğurma kabıma 200 gram tereyağını eritip ilave ediyorum. Kesinlikle bu aşamada tereyağını yakmıyoruz. Sadece eritiyoruz arkadaşlar. Üzerine 1 su bardağı klasik su bardağıyla, yani 200 ml su bardağıyla sıvı yağ ve yine 1 su bardağı da sütümü ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve çöreğimizin olmazsa olmazlarından çörek otu ve susam kullanıyorum. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ben böyle ikişer yemek kaşığı kadar kullandım. Kesinlikle çöreğe çok yakışan bir lezzet. Malzemeleri şöyle güzelce karıştırıp un ilavesini yapıyorum. Bu arada un miktarını size tam olarak veremiyorum. Çünkü kullandığınız unun markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen çöreğimizin un miktarını kontrollü bir şekilde ayarlayalım. Böyle ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Çörek hamuru da yoğrulmayı sevmeyen bir hamurdur. Böyle tüm malzemeleri birbirine yedirmemiz yeterli olacaktır. Kesinlikle garanti bir tariftir arkadaşlar. Kıyır kıyır harika bir çörek tarifi oldu ve asla da bayatlamıyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Kesinlikle bu harika lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın hamurun kıvamı videoda gördüğünüz gibi. Zaten çok çabuk toparlanan bir hamur. Elimde böyle ceviz büyüklüğü kadar parçalar kopartıyorum. Şekli hiç önemli değil. Hamurumuz yağlı olduğu için böyle yuvarlak bir beze olmayacaktır. Çöreklerimizi daha rahat yapmak için tüm hamuru böyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp beze haline getiriyorum ki çörek yaparken işimiz daha da kolaylaşsın diye. Videomun bu kısmına kadar izlediyseniz, hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Hem bu sayede videolarımın daha çok kişiye erişmesini sağlamış olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tüm hamurumu eşit şekilde ceviz büyüklüğünde parçalara kopartıyorum ki çöreğimi daha çabuk hızlı yapayım diye. Evet, ilk çöreğimi yapmaya başlayabilirim. Elimde böyle tırtıklı bir merdane var. Maraş'ta çörek merdanesi diye satılıyor. Onunla çöreğime şekil veriyorum ve böyle bir demlik kapağı kullanıyorum. Bütün çöreklerimin aynı boyda olması için bunu yapıyorum. Dileyen sadece oklavayla da şekil verip direkt tepsiye koyabilir. Bu arada tepsimi yağlamıyorum ve yağlı kağıt da kullanmıyorum. Zaten çörek hamurum yağlı olduğu için hiç gerek bile yok. Tepsiye asla yapışma olmuyor. Çörekleri yaparken o kadar büyük zevk alıyorum ki böyle tırtıklı merdane ile şekil vermesi benim için çok çok büyük bir keyif. Eğer elinizde böyle bir merdane yoksa aynı şekli ya patates şekillendirici aparatla ya da çatalla da böyle şekiller verebilirsiniz. Rahmetli babaannem çörek konusunda çok başarılıydı. Gerçekten çörekleri çok lezzetli olurdu. Ve böyle bayramlarda
bir tencerede komposta yapardı. Bizim yöremizde gelen misafirlere çörek ve hoşaf, yani komposta ikram edilirdi. Ah, o nerede eski bayramlar diyorum. İnşallah en yakın zamanda da o eski özlediğim bayramlara tekrar döneriz. Tüm milletim adına bunu istiyorum, diliyorum. Tüm çöreklerimi merdane yardımıyla açıyorum. Böyle demlik kapağıyla da şekil veriyorum. Hepsinin aynı boyda olması için. Sizi daha fazla sıkmamak adına buraları hızlandırıyorum. Evet, bu ölçülerle benim 2 tepsi çöreğim çıktı. Şimdi ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Çöreklerim çok çabuk bir şekilde pişti. Lütfen bu aşamada çok dikkatli olalım yanmaması için. Altını da göstermek istiyorum. Nar gibi kızardı. Kıyır kıyır bir çörek oldu. Böyle yerken ağzınızda dağılıyor. Bugün sizler için tuzlu çörek tarifini paylaştım. Videomun başında söylediğim gibi şekerli çörek tarifi de YouTube kanalımda mevcut. Açıklamalar kısmına yine ayrıntılı tarifini ekleyeceğim. Şekerli çörek tarifinin linkini de bırakacağım. Mutlaka denemek isteyenler tarifime bakıp yapabilir. Çöreğimin içini de göstermek istiyorum. Bakın, kıyır kıyır gerçekten çok lezzetli bir çörek tarifi oldu. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.